Herkese merhaba, ben Türkü. Kız Başına'nın sunduğu Konuşsak mı programına hoş geldin. Bu programda birbirinden muhteşem konuklarla toplumsal ayıpları, normları, tabuları konuşup onları yıkmaya çalışacağız. Üstelik bu sefer söz sende olacak. Nasıl mı? Sevdiğine çok emin olduğumuz iki tane konukla iki bölüm çektik. Şimdi o bölümleri izle ve açıklama kutusundaki linkten bize fikirlerini ilet. Konsept nasıl olsun, hangi konuklar olsun, onlara neler soralım, hepsi senin elinde. Bize istediğin her şeyi iletebilirsin. Üstelik istersen ekibimize bu proje için dahil olabilirsin. Çünkü hep söylediğimiz gibi biz beraber güçlüyüz. Şimdi söz sende, form açıklama kutusunda, gözlerinde bölümde olsun. İyi seyirler. Ve karşınızda Ege Kökenli. Vicdanım. Alo, buyurun. Sabit telefon. Herkese merhaba. Kız Başına Konuşsak mı programının ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu programda birbirinden muhteşem konuklarla sohbet ederken biraz da olsa toplumsal ayıpları, toplumsal normları, tabuları konuşup onları yıkmaya çalışacağız. Başlamadan önce programı bu muhteşem atmosferi bize sağlayan Yeniköy Kitapçısı'na da çok teşekkür ediyoruz. İlk konumu çağırmadan önce birazcık dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği veya eşitsizliği konusunda neler olmuş hemen 2 dakikada onların üstünden geçelim. Sonra da programa geçeceğiz. Eski bir profesyonel kickboksçu ve sosyal medyacı olan Andrew Tate, kendisini sık sık kadın düşmanı yorumlar yapmasından tanıyor olabilirsiniz. Yakın zamanda Romanya polisi tarafından insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlamalarıyla 30 gün süreyle gözaltına alınmış. Umarım bir daha hiç çıkmaz. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu 2022 yılı Türkiye raporunu yayınladı. 2022 yılında 334 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 245 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğunu raporunda belirtti. Ve bu raporda çarpıcı bir veri daha var. Kadınların %50'si maalesef boşanmak istedikleri için öldürülmüş kocaları tarafından. Tek isteğimiz gerçekten bu cinayetlerin son bulması, sayıların sıfıra inmesi ve buna dair çalışmaların yapılması, yasaların kabul edilmesi. Ancak gelin görün ki bu isteklerimizin tam tersine işliyor şu an Türkiye'deki çalışmalar. Neden mi? Çünkü Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını maalesef hukuka uygun buldu ve Türkiye resmi olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş oluyor artık. İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden itibaren her geçen gün şiddete uğrayan kadınlar, öldürülen kadınların sayısı artmaya devam ediyor. Hukuk devleti olmanın gereklerine aykırı bu kararı kabul etmiyoruz ve bir kere daha kız başına olarak hatırlatıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz. Ve karşınızda Ege Kökenli. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyilik, senden ne haber? Ben de iyiyim. Teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ay, ne demek? Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim valla, ne olsun. Güzel gidiyor. Yeni yıl artık. Yeni umutlar ve heyecanlar. Geçtiğimiz 2 seneden daha güzel geçmesi dileğiyle. Var mı yeni yıl beklentilerin? Yazdın mı şeyleri? Yok. Yani öyle bir şey yazmadım ama iç dünyamda tabii ki var beklentilerim. En azından bir pandemi ya da benzer bir süreç daha yaşamak istememek ilk maddem, ilk dikim. Onun dışında tabii ki klasik, güzel işler, güzel günler, güzel anılar. İnşallah. Öyle bir yıl olsun dileyim hepimiz için. Amin. Amin. Vallahi biz seni biraz araştırdık ve zaten ben hatırlıyorum bu arada çocukluğumdan da. 11 yaşındayken başlamışsın bir dizi sektörüne. 9 aslında. 9 mu? Evet. Ama o hayır. O çok hatırlanan bir iş değil. Çünkü 2-3 bölüm bir işti. Ben en iyi arkadaşımı hatırlıyorum. Aynen. Ondan önce de aslında Anadolu Kaplanı vardı. O yine bilinir. Çetin Tekin, Doğru evet, Ayşenur yani. Yazıcının kızını oynamıştım ama ondan da önce Şansa Bak diye bir iş yapmıştım. Böyle 9 yaşlarındayken. Çok erken. Evet. Nasıldı? Yani değişikti. Hatırlıyor musun o dönemi? Tabii canım, çok iyi hatırlıyorum. Daha o zaman tabii şey yoktu mesela. Mikrofonlar yoktu. Tamamen dublajlı çekimler falan vardı. Değişikti yani. Evet, çocuktum, çok küçüktüm. Evet, yani tatlı bir deneyim aslında. Ama bu kadar erken girmenin de tabii zorlukları da olmuş mudur bilmiyorum ama. Yani ben kendim çok istediğim için niyeyse bir oyuncu olma sevdasına tutulmuştum. Sağ olsun annem de hep çok destekçiydi. O yüzden benim için böyle
çok zorluk, aman Allah'ım işte uyumuyor çocuk da işte oralarda kalıyor da falan gibi bir problem olmadı. Bir de o zaman süreler bu kadar da uzun değil olmadığı miydi için değildi. Ha. O yüzden daha kompakttı. Daha çok böyle dış mekanlar da tabii ki oluyordu ama daha stüdyo işi oluyordu. Sitcom tarzı işler daha yaygındı falan. Daha kolay geçiyordu. Ben en iyi arkadaşımı hatırlıyorum. Çok güzeldi. Benim safe place'imdi yani o dizi. Sen de çocuktun, ben de çocuktum yani. Evet tabii ki. Çok tatlı. Peki konservatuar mezunusun. Tiyatro yapmayı düşünüyor musun bu aralar? Aslında çok istiyorum tiyatro yapmak. Ve fakat tabii tiyatro ve bir işin olduğu zaman aynı anda özellikle dizi çok zor bir süreç oluyor. Çünkü işte haftada belli günlerde oyunda olman gerekiyor. Ama set öyle bir şey ki sana haftalık program gelse dahi bazen son dakikada değişiklik olabiliyor. Çok tercih edilen bir şey olmuyor. Bir de yani bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum tabii ki ama bence tiyatro içeriği yani metin biraz daha seçici olmak gereken bir alan. Haftalarca çalışıyorsun, sonra aylarca aynı oyunu oynuyorsun. Hani için soğudu mu ya da böyle çok zevk almadığın bir şeyse ayaklarımın da geri geri giderek yaptığım bir şey olsun istemem. Çünkü sahne çok heyecanlı bir şey. Hani zor bir de yani. Sevmediğin bir şeyi oynayamazsın yani. O yüzden de böyle hani daha güzel metinler, daha güzel içerikler. Zamanı var daha. Müzikal mesela. Harika olmaz mı sesimle? Ya bu arada ben müzikal yaptım lisede. Aa. Evet ama sadece erkek rolü oynadım hani. Romeo Juliet müzikali yapmıştık. Ben Veron Prensi'ydim. Evet. Böyle bıyıklarım falan takma. Çok iyi. Ha, lisede tiyatro yaptın. Yaptım. Yani. 5 sene Fransızca tiyatro yaptım lisede. Fransızca. Farklı bir dil. Ama gerçi lisen Fransızcaydı. Evet. Zor değil mi? Tabii ki yani Türkçe yapmaya benzemiyor. Çünkü dilin yani bütün tonasyonları farklı. Duygu vermek falan. Evet ama bizim çok çok iyi bir hocamız vardı. İzlerse buradan Mösyö Erdal'a selamlar olsun. Şu anda Küçük Prens de o kendisi. Evet orada devam ediyor. O bizi çok çok şey çalıştırırdı yani. Biraz böyle disiplinli de bir insandı. Hani tonlamalardan duyguya işte Fransızlardaki o duygu geçişlerine kadar falan. Güzeldi, çok keyifliydi. Enteresan bir deneyimdi yani. Evet, güzel, tatlı. Peki kendinle ilgili gördüğün en absürt haber neydi şimdiye kadar? Çok vardır da. Buna çok gülmüştüm. Bir gün bir programda işte estetikle ilgili bir soru soruldu. Ben de kulak ameliyatımdan bahsettim. Çünkü bir kepçe kulak operasyonu geçirmiştim falan. Şey diye başlık atmışlar. Ege Kökenli neyini küçülttü? Vicdanı mı yani? Çok komikti. İnanılmaz başlıklar atıyorlar gerçekten ya. Yani neyi mi küçültmüş olabilirim? Vicdanı mı işte ne olabilir? Aa evet. Estetik konusunda nedense sadece kadın oyuncuların üstüne çok fazla gidiliyor. Evet. Hani ve bu şeyler sorulara habire soruluyor. Yani sadece kadın oyunculara sorulması da çok abesleşti galiba. Çünkü yani yaptıran erkek, oyuncu da olmak zorunda değil bu arada. Yaptıran erkekler de var. Bu insanın kendini nasıl hissettiğiyle alakalı bir şey. Hepimizde yüz var yani cinsiyetten bağımsız yani. Olarak doğru. Ama işte şeyde sektörde çok büyük bir şey var böyle bir kalıba sokma. Yani şu an böyle o güzellik algısı iyice tap noktaya çıkmış durumda. Sosyal medyayla da beraber hatta yani şey olarak insanların çok üstüne gidiliyor yani. Ki onu da soracaktım sana. Sen sosyal medyayı da aktif kullanan bir oyuncusun yani. Ve influencersın da diyebiliriz aynı zamanda. Şey zor olmuyor mu böyle kötü yorumlar falan aldığında? Nasıl baş ediyorsun? Yani ben kötü yorum almıyorum. Yani çok büyük büyük konuşmak evet. gibi de olmasın ama yani kötü yorum almıyorumdan kastım. Şu tarz kötü yorumlar alıyorum işte. Eşimin dini sebebiyle ya da işte eşimin ülkesi sebebiyle falan. Sizinle kardeşimle. Yani bu benim taktığım ve takıldığım bir şey değil. Çünkü zaten o insan benim normal şartlarda da oturup karşılıklı konuşacağım insan değil. Ama böyle gerçekten hani senin benim gibi okumuş eğitimli insanların da zaman zaman bu kimliklerin arkasına sığınıp yazdığı şeyler oluyor. İşte tipolojinle alakalı ne bileyim. Kilo almışsın. Evet falan. Ya sana ne? Aynen. Sana biliyorum ne? Fark. Kendimi daha inanıyorum yani senden. Peki hazır ilişkinden bahsetmişken şöyle çok genel bir soru sorayım sana. Çünkü yani sosyal medyada da gördüğümüz kadarıyla çok tatlı bir ilişkiniz var maşallah diyelim. Evlendiniz hatta. Evet. Tebrik ediyorum.
Sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmaz üç özelliği. Klişe ama gerçek. Bence tabii ki saygı, sevgi falan ama çok iyi arkadaş olman lazım. Evet. Yani senin bir insanla arkadaş olamıyorsan, aynı evin içinde yaşayıp barınman, evet, ve bir hayat paylaşıyor olman bence çok zor. Hani demiyorum ki ortak zevklerin olsun. Bazen ortak zevklerin olmak zorunda değil. Evet. Ama dost olabilmek çok önemli. Evet. Yani benim için mesela Lior'la olan ilişkimde en gerçekten sevdiğim şey, herhangi bir şeyde, güzel bir haber aldığımda, kötü bir şey yaşandığında, o gün keyfim kaçtığında ilk arayıp da anlatmak istediğim, evet, insanın o olması beni çok rahatlatan onu bir şey. Onu dinleyeceğini bilerek yani. Evet, yani hani tabii ki eşim, sevgilim, hayat ortağım falan ama arkadaşım yani her şeyden önce. Onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki saygı çok önemli. Yani sinirlenip de her şeyi yıkmamak da gerekiyor, evet, bazen. Evet. Lior o konularda çok iyidir sağ olsun. Çok sakin bir insandır. Bir de tabii her ilişkinin de dinamiği farklı. Şimdi, evet, ne desem boş olur yani. Hayır, şeye... Bu ben ve Lior için en azından. Evet. Şeye birazcık atıfta bulunmak istedik de bu aralar ki bu toksik ilişki mevzusu özellikle sosyal medyanın da şey yapmasıyla yeni nesilde inanılmaz rezalet bir şey var yani. Hani böyle kırmızı bayraklarla dolu ilişkiler var. O yüzden hani böyle birazcık sormak istedim. Çünkü çok yani işte sosyal medya, TikTok falan filan böyle çok değişik ilişkiler görüyoruz yani. Bilmiyorum kısmetse olur izliyor musun ama mesela ya da karşına çıkıyorsa. İzlemiyorum. Bunu söylemeli miyim bilmiyorum. Toplumumuzun bunu izlemesine de tahammül edemiyorum, evet, aslında. Bunun çok anormal olduğunu düşünüyorum. Hiç sağlıklı bulmuyorum. Ve fakat bu kadın erkek ilişkisi olarak da düşünmüyorum. İnsan ilişkilerinin bu kadar toksikleşmesi ve, evet, tuhaflaşması pandeminin de etkisi oldu çok, muhakkak. Evet. Ama biraz bazı değerleri de yitirdik gibi tabii bir canım, durum var. Ben işte biz kız başına içerik çıkarmak için böyle şey yapıyoruz. Çünkü tam bizlik haklısın, bir yer tabii yani. Böyle işte ne bileyim mesela erkek arkadaşına işte atlet giyemezsin diyor, ayrılıyor. Biri diğerine işte erkek adam kapıyı çarpar, işte çıkar sen ne diyor falan. O yüzden senden sağlıklı ilişki için üç şey istedik. Sağlıklı ilişki yani. En azından oradan bulduğum biri değil. Yok yani şaka bir yana, yok bilmiyorum ya yani. Evet bir, tabii ki ben de sosyal medyayı kullandığım için farkındayım yazılan, çizilenleri, evet, falan. Ben çok tuhaf buluyorum. Evet. Buna ne denir onu da bilmiyorum. Hani çok da ileri geri de konuşmak, evet, istemiyorum. En nihayetinde bir format. Tabii canım. Bir kazanç kapısı. Var yani bir kapısı, oyunculuk da var orada. Tabii ki. Ama buna gerçekten toplumdaki genç insanların oturup saatlerini harcayıp da imreniyorlarsa, imreniyor olması, hı, fikri bana çok tuhaf geliyor. Evet, bence de kesinlikle. Şimdi ekip arkadaşlarımız bize sorular soracak ve biz o sorulardan şeyi tahmin etmeye çalışacağız cevaplarını. En çok yaklaşan kazanacak. Abartma tozu. Evet, hazır mısınız? Hı-hı. 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de yönetici pozisyondaki kadın oranı kaçtır? Yüzde kaçtır? Yüzde kaç? Aynı anda göstereyim bitince. Sen say üçte. Tamam. Değil mi? Yüzde yedi. Benim de ilk aklımda ona geçmişti ama 4.5'a düşürdüm. 45, sen bir an diyecektin ki hangi ülkede yaşıyorsun? Aa iyi. Ben çok şey yapmışım. Çok mutlu oldum. Kendime de kızdım ama işte bizi böyle korkutmuşlar demek. Evet yani. İyi değil tabii de. Ama yani hani bizim beklentimize göre. Evet evet işte görünce. İkinci soru. Evet. A milli takım voleybol kaptanı olan Eda Erdem 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en iyi orta oyuncu seçilmiştir. Tamam. Bu unvanı kaç kere üst üste kazanarak tarihi bir rekor kırmıştır? Tarihi bir rekor. Bunu bilmemek biraz... Üst üste. Evet. Şimdi Eda ablayı çok severim. Tanırım da o yüzden az bir rakam yazmak istedim. Ben de yazdım ama inşallah daha fazladır ve ben yanılmışımdır. Evet, 3, 2, 1. Doğru mu? Evet. 4'müş, evet. Tanıyormuşuz. Çok iyi. Tebrik ediyorum Eda ablacığım. Evet, tebrikler gerçekten. Gururumuz. 1969'da insülinin yapısı çözülüp X ışını kristalografisini yaygın kullanılan bir araç haline getiren Dorothy Hodgkin'in
bu yapıyı çözmesi kaç yılını almıştır? Şimdi bu bir soruysa eğer, ya çok ya da çok az. Benim gönlümden böyle geçti. Kolay olmasa gerek. Aha! Wow. Ömrünü harcadı kadın. İnanılmaz. Çok iyi. Bitti ben mi? Tembel. 13 senede çözmüştür diye. Son soru. Hadi bakalım. Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesine göre 81 ilin ortalamasında çalışan nüfus kadınlar için kaçtır? Çalışan nüfusun kaç? Yüzde kaçı kadındır? Aynen. Ama şimdi... Benim her seferinde bir şey bulma ama yani... Tüm iyi. Tüm illerde. Buyurun. 28.8. Yine sen kazandın mı 42 ile? Evet, galiba ben ne olduk? Ben şeyde düşünmüştüm yani hani... Berabere miyiz? Evet, berabere olduk işte. Ben böyle biraz daha... Hani ne bileyim... %28 düşükmüş. Evet, bayağı düşük. Biraz üzüldüm. Umarım artar. Hiç ileri gitmiyoruz senelerde ama evet, olsun. Umarım artar diyoruz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kendini ben de tebrik seni. Ediyorum. Evet, kesinlikle. Şimdi başta da konuştuk. Oyunculuğu erken başlamanın ötürü bir süre böyle eğitim ve oyunculuğu beraber götürmen gerekmiş. Doğru olmadı mı bu senin için? Yani nasıl bir süreçti o? Yani kolay asla değildi. Çünkü... Hem sete gidiyordum, hem okula gidiyordum, hem dershaneye gidiyordum. Lisede miydin? Evet. Hmm. Üniversite sınavlarından önceydi. O zaman Yahşi Cazibe'deydim hatta. Ya, özellikle o dönem zordu. Hani ilk başladığım zamanlar yine kolay diyemem. Çünkü hiç bilmediğim bir dilde aldım bütün eğitimimi ve daha yeni öğreniyordum. Hazırlık zamanımdı. Fransızca öğrenmek de kolay bir dil değil açıkçası ama. Evet, evet. Ben 6 sene gördüm, hiçbir şey hatırlamıyorum. Vallahi. Ama o dönemden ziyade işte bu üniversiteye de hazırlandığım zaman zordu. Çünkü sabah 5-6 gibi çıkıyordum setten. Hmm. Direkt okula geçiyordum. Okulun karşısında bir Ahmet abimiz vardır bizim. Bakkalı vardır, çok severim. Orada biraz uyukluyordum, bakkalı açıyordum. Hmm. Ahmet abiyi çağırıyordum. Ahmet abi bakkalın başına geç diye. Okula giriyordum. İşte dersler vesaire. Tekrar çıkıyordum hafta içinde sete gidiyordum. Hafta sonu da dershaneye gidiyordum. Hmm. Bir senem falan böyle geçti. Pek kolay değildi. Ya hiç kolay hani değilmiş. Bugün dönüp bakınca diyorum ki nasıl bir güç yani nasıl bir kuvvetim vardı şu an yapamam. Demek ki çok zevk alıyormuşsun yani oyunculuktan ki. Hem zevk alıyordum hem şartlar o an öyle olması gereken bir dönemdi benim için. Hem de şeydir bende biraz şey var böyle bir şeyi kafama koyarsam yani... Sızlanmam ve yapana kadar devam ederim. Hala öyle mi? Yani hep... O konuda öyleyim, evet. Çok iyi. Evet, ben yapamazdım, valla tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yok yani yapılıyor insan, isteyince neler yapıyor. Doğru. Peki şey, mesela küçük yaştan böyle ünlü olan ya da bu işte oyunculuk vesaire sektörlerine girenlerin üstünde daha büyük bir baskı oluyor gibi hissediyorum. Özellikle kadınlar için. Yani bir hani hem gözler senin üstünde oluyor çocukluğundan itibaren hem de o güzellik algısına girmeye çalışma konusunda böyle bir sıkışıyorlar bence. Ama sen öyle değilsin gibi hissediyorum. Yani hep bu süreç boyunca hiç o şey baskı hissettin mi üstünde? Hani işte zayıf olmam lazım, şöyle olmam lazım falan gibi. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Ben tam aksini düşünüyorum. Bence çocuk yaşta bu mesleğe giriş yaptığın zaman, ya ben de en azından öyle oldu. Zaten çocuksun yani. İç duygun tamamen evcilik gibi oynamak, oyun kurmak üzerine. Ve zamanla işte buna alıştığım bir sistem oluyor. Yani nasıl anlatabilirim aslında? Ben buna çocuk yaşta başladığım için bu benim için normal bir şeydi. Sokakta benim yaşıtlarım, ben küçükken beni tanıdığında o da çocuk, ben de çocuğum. Hani ün vesaire böyle bir algın olmuyor. Ve öyle bunu alışmadığım zaman ilerleyen zamanda da hani ben 25'imden, 20'mden sonra bir anda tanınsaydım bence daha zor olurdu benim için. Olabilir, çünkü evet. Daha genç ve aklının başında olduğum bir zaman... Ama o orta yaşların bilincinde de değilsin, o deli çağlarında. Evet. Bence o zamanlarda ünlenen insanlar için o ün kavramı daha bir tuhaflaşıyor. Ya ve da kendini kabul ettirmeye çalışmak. Evet. Ve o yüzden de işte o güzellik algısı, o zayıflıktı bilmem neydi daha baskın oluyor.
Bir de benim başladığım zamanlarda yani sosyal medya falan yoktu. Hani televizyonda seni görüyorlardı. Sokakta da geliyorlardı maksimum. İşte bir fotoğraf, bir çok beğeniyor diyorum. Evet yani hani shop falan yoktu o zaman işte. Hiçbir şey yoktu ve ün dediğin şey benim için yani Hülya Avşarlar ünlüydü. Öyle bir kavramdı. Onun için bu sosyal medya ve onun getirdiği şeyler benim kuşağımdan ziyade Z kuşağı için daha efektif bence. Biz ve sonrası. Evet. Kesinlikle ben de. Hem yani iyi yanları da var. Muhakkak. Ama bence de hani böyle özellikle bu fiziksel algıyı çok böyle değiştirip baskıladığını düşünüyorum evet. ben de. Kesinlikle öyle bence de. Peki şöyle bir soru sorayım. Sosyal medya hesaplarını böyle tamamıyla kapatıp ben artık bu mecradan çekileceğim raddesine geldiğin oldu mu hiç? Kötü bir olay yaşamadığım için o tarz bir şey olmadı. Ama zaten bu mesleği yapıyor olmasaydım muhtemelen benim bir Instagram hesabım olmazdı. Evet. Çünkü benim mesleğim yani hani böyle evet, söylemek doğru mu bilmiyorum ama bana hala şey çok tuhaf geliyor. İnsanların her yaptığını paylaşıyor olması fikri bana enteresan geliyor. Hani bilmiyorum o kadar herkesi ve her şeyi takip edip bilmek istiyor muyum? Ya da bu hepimiz birbirimizin her anını doya doya yaşamalı mıyız fikri? Kötü etkiliyor canım. Yani bir de insanlar böyle şey, o onu yapıyor benim de yapmam lazım bilmem ne. Böyle bir yarışa giriyor yani. Hem yarışa girmek gibi bir şey var hem yani gerçek olmayan bir şeyi sürekli takip etmek var. Yani sabah uyanıp da mesela eline aldığın zaman Instagram'ı. Yani şimdi platformun bir beklentisi var senden. Evet. Ona göre bir profilde çiziyorsun ama bunu bilmene rağmen zannediyorsun ki o çok mutlu, o tatilde, o çok güzel yedi, öbürü bilmem ne yaptı. Arka ister plan... istemez kendi hayatındaki boşluklar gözüne batmaya çarpıyor. Ama bu tamamen bir kurgu yani. Bu bir şov yani aslında burası. Hem o bana tuhaf geliyor hem de hepsinin dışında yani bilmiyorum ki biraz o özel hayat kavramı yani eskiden sen hatırlamazsın ama bu evet ama o ICQ'nun Türkiye'de yeni yeni patladığı zamanlar falan mesela ben daha çok küçüktüm hani ICQ kullanmıyordum ama kuzenlerim falan fotoğraf falan gönderilmezdi yani bunlar tuhaf şeylerdi. Hani CamAch diye bir şey vardı. Aman Allah'ım kamerayı mı açacaktın birine gibi bir durumdan. Hani bu kadar hızlı 20-30 senede buraya evrilmek bana bazen garip geliyor. Evet doğru. Biz bunun içine doğduğumuz için birazcık aynen öyle. Şey hani Instagram'ı kapatmak böyle çok distopik geliyor hatta ütopik de değil, değil yani. Ama öyle. Ben bir yere kapamıştım mesela. Çok huzurluydum o 2 senede. Ama sonra tekrar açınca işte böyle hop diye içine çekiyorsun. Peki bir teklif aldığında bir oyun, şey dizi teklifi, film teklifi. Onu kabul etmeden önce oynayacağın karakterin bir şeyi önemli oluyor mu senin için? Özellikleri ya da konusu neye bakıyorsun? Hani o şeylerde. Var mı çizgilerin? Yani öyle çok keskin çizgilerim yoktu. Fakat tabii ki her zaman dikkat ettiğim birkaç şey vardı. Ancak şimdi belli bir yaşa geldikten sonra çok daha keskin çizgilerim olmaya başladı. Önce şunu belirteyim sonra anlatayım. Kesinlikle hayatta olan şeylerin ekranda da olması taraftarıyım. Buna bir lafım yok. Ve fakat toplumun da normlarına dikkat etmek lazım. Ben artık özellikle tecavüze uğrayan, dayak yiyen kadın profilini televizyonda bu kadar sıklıkla görmek istemiyorum. Var mı hayatta gerçeklikte? Evet biz böyle bir toplumda yaşıyoruz. Ve fakat bunu televizyona yansıtacaksak eğer buradan bir mesaj çıkartabilecek içerikler olmalı diye düşünüyorum. Bir ikincisi beni en rahatsız eden çizilen kadın profili de şu ki bunu çok yapıyoruz biz dizilerimizde ve ben bundan gerçekten hiç haz etmiyorum. İki kadın bir adam biri onun sevgilisini elinden alıyor. Onlar kavga ediyor, didişiyor. Ve sürekli diğer kadın adam için öbürüne kötülük yapıyor, cadalozluk. Yani bu beni çok rahatsız ediyor. Bu kadar kadını erkeğe bağımlı, onsuz yapamayan, o kendi hemcinsine bunun için yapan kadın prototipi yok mu? Muhakkak o da var.
Ya ama hayat da var. Kadın bu değil yani. Evet. Sürekli temcit pilavı gibi bunu pişirip koyuyor olmak ekrana beni çok rahatsız ediyor. Biz bir araştırma okumuştuk yakın zamanda, hatta içerikle çıktık. Dizilerin %90'ında erkekler CEO ya da bir genel müdür pozisyonunda, işte %10 şey diye değişiyor işte, mesela işte pastanesi var kadının, ev işleriyle uğraşıyor, ne bileyim çocuk bakıyor sadece falan, sadece bunlar. Bir böyle hani CEO pozisyonunda olan, işte genel müdür olan 1-2 dizi falan varmış. Ben oynadım, öyle dizilerde de oynadım. Aynen. Hani varlıklı bir ailenin eğitimli, çok güzel eğitim almış kızı falan. Altı boş. Bunlar sadece şeyler yani. Aynen. Ne denir ona? Yazılmış iki cümle, çok akıllı, çok güzel eğitimli. Onun üstünde bir dizi değil yani. Ama sonra bakıyorsun kızın yaptığına, yine adamın peşinden hem cinsine kötülük yapıyor. Hı. Yani bu eğitimin de, bu zekanın da, işte bu kadar şirketler yönetmenin de karşılığı bu değil yani. Bu kadar küçük olmaz. Hı. Bir yani kadını küçültmek gibi geliyor bana ve hiç hoşuma gitmiyor. Hı. Ve bundan sonra mesela dikkat ettiğim bir şeydir bu. Hı. Bu şekilde istemiyorum. Bir de çocuklar da izliyor yani ve hani küçüklükten beri buna maruz kalınca ister istemez onların hayal gücü şeyi de azalıyor yani. Gördükleri şeyler belli, işte duydukları o dizilerde toplumun falan. Toplumun normali bu oluyor. Evet. Aynen. Ve bu iyi bir şey değil. Değil değil, kesinlikle. Çok katılıyorum söylediklerine. Peki, şöyle bir son soru sorayım sana. Kamera önünde olmak ve seni milyonların izlemesi sende bir kaygı oluşturuyor mu? Yoksa rahat mısın bu konuda? Ya da başlarda mı belki? Hiç öyle bir şey yaşamadım. Bence zaten benim bu mesleği bu kadar isteyip seçmemdeki en önemli etkenlerden biri buydu. Ben 4 yaşında ana sınıfına başladım. Kuzenlerim gidiyor, ben evde oturmayacağım diye. Ve o senenin sonunda bizim ana sınıf öğretmenimiz Yıldız Hocam, onu da çok öpeyim buradan. Ben Ege'nin bütün hocalarını seviyorum. Evet, ama hocalarım benim için kıymetlidir ya. İnsanı yani geldiği güne getiren insanlar onlar. Ben de kendi hocalarımız. Ve o aslında keşfetti diyebilirim yani bendeki şeyi. Yıldız Kenter'in Ben Anadolu'yum diye bir oyunu vardır. Hmm. Yani bana 4,5 yaşında o rolü oynattılar. Gerçekten balya balya mi? Ezber. Ben önce bir ağladım falan, nasıl ezberlenir diye. Sonra sahneye çıkıp da alkışı aldığım zaman bana çok tuhaf, çok büyülü geldi. Yani o ışıklar, çok küçüksün, düşünsene sahnedesin. Evet. Işıklar gözün, göremiyorsun annen orada mı baban orada mı, ama bir kalabalık var ve alkışlıyorlar seni. Ve dedim ki ben böyle bir şey yapmam lazım yani. O yüzden de hani öyle bir çekinme, kaygılanma, utanma, bunu yaşamadım. Bunu yaşamadığım için de kendimi rahat ifade edebileceğim bir meslek olduğunu düşündüm. Tabii ki 4 yaşında değil ama ilerleyen zamanlarda. 4 yaşında. Bir de televizyon, hani sahne başka bir şey ama televizyon ya da sinema çekerken aslında kameralar ve kendi ekibin var. Doğru. Oradaki o milyonlar yok. Ya, evet. O yüzden de öyle bir kaygı yok. Hani tiyatro bir tık daha heyecanlı bir kesinlikle şeydir. Çıkmadan önce sahneye böyle bir diz kapakları vurur birbirine. Ama ben o heyecanı da seviyorum. Hani? İnsanı dinç tutuyor. Senin bir tiyatroda izleriz inşallah ileride. Çok istiyorum yakın güzel zamanda böyle inşallah. Dolu dolu şey, sahne şeyleri. Umarım oldu. Şöyle güçlü bir kadın, evet, karakter. Ay evet. Böyle jandark gibi falan. Giriyor içeri. Tatalca. Peki son olarak Amerika'da başlayan Me Too hareketiyle ilgili düşüncelerin neler? Biraz onun üstüne konuşalım istiyorum. Tabii ki kadınların haksızlığa uğradığında, mobbinge, tacize uğradığında birlik olup buna karşı durması, hı hı, bence çok özel bir şey. Evet. Ve fakat beni çok üzen bir şey var. 2023'teyiz. Uzaya, hı, çıkmaktan, koloniler kurmaktan bahsediyoruz. Ve sadece bizim ülkemiz için değil, dünyada hala kadın hakkı, hayvan hakkı, çocuk hakkı. Evet. Yani o kadar tuhaf geliyor ki bana. Yani sadece erkeksen, hı, bu dünyada bir hakkın var. O da bu esnada belli kalıpların içindeki bir erkeksen. Evet. Hani erkek olman da yetmiyor. Adam ol. Evet ve bu çok ürkütücü geliyor, evet, bana. Bunları savunuyor, bunları konuşuyor olmak halen çok üzücü geliyor. Ama bir taraftan da şey de beni ürkütüyor. Her şeyin aşırısı çok fazla oluyor ve sıkıntı yaratıyor ya. Bu gibi hareketlerle aslında haklı insanların hakkını savunurken insanların başkalarını da bunları kullanarak, evet, o hakkını savunan insanları hem alaşağı ediyorsun, evet, hem de hiç suçu günahı olmayan insanlara
bu durumdan yararlanıp yafta yapıştırıyorsun. Bunu da çok yapan insan var. O yüzden dozaj çok önemli. Evet. Tabii ki çok iyi oldu. İyi ki de çıktılar ve kendilerine yapılan haksızlığa, tacize, mobbinge karşı evet. durdular. Keşke bizim ülkemizde de insanlar bir araya gelse. Sadece kadınlar için söylemiyorum evet. bu arada. Yani mobbinge herkes. Uğrayan her sektörde bir sürü insan var. Evet. Haklarını aramak isteyen ama korkan bir sürü insan var. Biz biraz daha bence o konularda korkak diyeceğim, beni yanlış anlamasınlar, biraz daha çekinen evet. bir toplumuz. Biz Neden Sustum diye bir proje yapmıştık kız başına da mesela. Orada çok benzer bir şekilde insanların anonim bir şekilde işte kendi varsa işte mobbing, taciz hikayelerini anlatmışlardı. Başta mesela çok zorlanmıştık şey bulmakta. Anonim olsa bile insanlar çok korkuyordu. Çünkü bir ceza mekanizması yok. Yani bunu söylese bile sonrasında onun gerçekten ondan uzaklaştırılacağına kimse şey veremiyor, garanti veremiyor. Çünkü öyle bir sistemimiz yok maalesef. İkincisi de yani şey bir toplumuz ilginç bir şekilde. Tamam işte geçer atıyorum kocandır döver falan hani böyle şeyler olduğu için gerçekten zor bir süreç. Tabii bir de o şeyle yaşamak istemiyor insanlar. Evet. Çünkü yani hani iğrenç bir şey ama var ya bizde bir laf. Yapana kadar yaptırana da bak. Aynen öyle işte. Yani bu evet, yafta çok... diyeceğim. Bu yaftayla evet, yaşamak evet. istemedikleri için insanlar susuyorlar. Aynen. Bizim biraz birlik olma problemimiz de var maalesef. Keşke bizde de aynı şekilde yaşanan şeyler varsa ay yuka çıksa. Evet. Ve hani sadece bizim sektörümüz için değil her sektör temizlense. Evet. Ama biraz daha zamanımız var herhalde bizim bu yolları yürümek için. Evet, bakalım. Yeni nesil bence bu konularda çok daha bilinçli ve herkes şeffaf. Herkes aynı şeyi söylüyor. Tabii çünkü biraz bu internetin ve sosyal mecraların varlığının içine doğmuş olmanız evet. ve işte farkındalığınızın da fazla olması. Artıları sosyal medyanın değil. Evet, tabii ki eksileri de evet. var. Ama bakalım. İnşallah bizim ülkemizde de olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzeldi gerçekten. Buradan bizi buluşturan... Hah en son anladım. Sudalcığıma da teşekkür ediyorum. Bak yan yanayız. Lokumcuğum. Aynen Amerika'ya sevgiler. Valla yani dediklerinin hepsinin altına imzamı atarım. Özellikle son işte oyunculuk sektörü ve MeToo hareketiyle ilgili. Umarım ileride programlarda bunları konuşmamız gerekmez. Böyle daha keyifli, daha güzel konular konuşuyor oluruz. İnşallah. Seni de yeni projelerde görürüz yakın zamanda. Heyecanla İnşallah. Bekliyoruz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.